Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda kolay ve gösterişli boncuklu tek renk yazma üzerine boncuklu güzel bir oya paylaşacağım sizlerle. Oyamızın yapımına geçmeden önce küçük bir ricam var. Son birkaç gündür İstanbul'daydım. Kız kardeşimin kızı 14 yaşında bir kızı var. 3. kattan düştü ve çok ağır yaralandı. Şu anda yoğun bakımda. 5-6 günü atlattık. Allah'ın izniyle durumu biraz biraz iyiye gidiyor. Sizlerden tek ricam, dua istiyorum. Yasin okuyanınız olursa Yasin. Ne bileyim, bir ayetel kürsü, bir ihlas, bir elham. Hiç olmazsa da daha Rabbim Şafi isminle bütün hastaların içinde Zilan kızımızın da şifa nasip eyle derseniz çok memnun ve çok mutlu olurum. Gerçekten duaya çok ihtiyacımız var. Dünya dua üstüne kurulu demişler. Kimin duasının kabul olacağını Allah bilir. Hiç belli olmaz. Belki içinizden bir kişinin öyle kabul olur ki duası bir an önce hemen ayağa kalkar. Lütfen sizden çok çok rica ediyorum. Dua istiyorum sizlerden. Ben İstanbul'a gittim. Birkaç gün kaldım ama tekrar Malatya'ya dönmek zorunda kaldım. Kız kardeşlerim falan orada. Buradan telefonla falan haber alıyorum. Biraz ağrıları fazlaymış. Vücudunun çok yerinde kırıklar var. Belinde, bacaklarında, kaburgalarında kırıklar var. Ciğerlerinde sorun var. Biraz biraz iyiye gidiyor. İnşallah Rabbim şifa nasip eyler. İnşallah Rabbimden, bilmiyorum ne diyeceğim de, sizlerden tek ricam, dua istiyorum sizlerden. Şimdi pek oya, bu videoyu sizlerden dua istemek için çektim. Pek oya yapasım da yok ama yine de size şöyle kolayından, şey yapmadan, uzatmadan güzel bir oyanın anlatımını yapacağım. Hayatta devam ediyor. Şöyle göstereyim oyamızı. Bakın, kolayca yapabileceğiniz kum boncuklu güzel bir oya. Bunu yeni başlayanlar bile yapabilir. Kolay ve gösterişli güzel bir oya. Buradaki kenara tığ battılarmış, ikişer zincirle yapılmış. Şuradan ilk tığ battıdan tığımı batıyorum. Hemen buradan bir tane boncuğumu akıtıyorum. Boncuğumu akıttıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Başına bir kez sarıyorum. Bir, iki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battıya tığımı batarak önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarıyorum. Daha sonra bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekip yapmış olduğum dolgunun arkasından bir, 2 3 4 5 6 7.yi şöyle aynı tığ battının içerisine batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Buradan bir tane boncuk akıtıyorum. Şöyle küçük bir örümceğimi yapıyorum. Başına bir kez sararak bir, iki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battının içerisine batıp önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Dolgumdan battım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi yaptım ve aynı yere tığımı tekrar batıp kapatıyorum. Bakın, şuralar çok fazla doldurmayalım. İlk birinci sırası bu şekilde devam ediyor. Şöyle birkaç tane yapayım, sizlere döneyim. Birinci sırayı bu şekilde yaptıktan sonra şimdi ikinci sırasını yapacağız. Şu tepeden zincirin arasından tekrar şöyle tığımı batıyorum.
Bir zinciri çekeyim. Tekrardan bir tane boncuk akıttım ve yine küçük bir örümcek yaptım. Bakın buraya küçük bir örümcek yaptım. Başına sarıyorum. Aynı birinci sırada ne yaptıysak bu şekilde batıp önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarıyorum. Buraya bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekip buradan batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 bir de bu zincirin içerisine batıyorum. 8 tekrar bu şekilde kapatıyorum. Bir boncuğumu akıtıyorum. Hemen küçük bir örümceğimi yapıyorum. Başına bir kez sarıp karşıdaki zincirin içerisine batıp önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekerek arka kısımdan batarak 7 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra da 8.yi de buradaki zincirin içerisine batıyorum. Bakın. Şu bir taneyi de yapalım hemen. Evet, sonuncuyu da yaptım. Şimdi bunun üstünü, bu oyamızın, yazmamızın düz kısmı, şöyle boncuklarının ters kısmından koymaya başlayacağız. Oyamızın tersini çeviriyorum. Buradan zincirin içerisine batmaya özen gösterin. Şöyle yaptığımız zincirin. Battım ve kapattım. Kapattıktan sonra hemen bir tane boncuğumu akıtıyorum. Bir zincir çekip batıyorum. Tersinden yapıyoruz ki boncuklar düz yüzüne düzgün bir şekilde düşsün diye yazmanın. Kapatıyorum. 2 3 4 5 Buraya 6 tane de boncuk koyabilirsiniz. Ben toplamda 1 2 3 4 5 tane koydum. 6 tane de konulabilir. Hemen bir tane zincirimi çekip buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Diğer zincirimin içerisine geçiyorum. Bir zinciri çekip hemen buradan bir, iki, üç, 4 5 Küçük örümceğimizi yapıyoruz. Yanına geçiyoruz. Şu aradaki örümcekleri çok büyük yapmayın ki, bakın. Şu aradaki, şuraya 6 tane de boncuk konulabilir. Şu oyayı şöyle salmasın. Şöyle küçük küçük yapın ki oyayı toplasın arasındaki. İki, şöyle şuraya yaptığımız kısımlar şöyle yaymasın. Toplasın. Örümceklerinizi küçük yapın ki.
Uyumuz bu şekilde bakın. Bunun aralarına ikişer tığ battı yaptım. İkişer tığ battıyla sanki daha gösterişli durdu. İkişer zincir çekerek tığ battı yaptım böyle. Diğerinde biraz sıkı durdu. Bu daha güzel durdu sanki. Bakın. Diğerini de gösterelim. Daha önceden yaptığım büyük modeli. Bu daha sıkı durdu. Bakın. Bunun aralarına üçer tığ battı yapıp şöyle kenarlarına battım ama ikişer tığ battıyla yapıp da şöyle atladığım aralarına sanki daha iyi oldu. Bundan. Evet kızlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinizden de dua bekliyorum. Modelimizi de inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.